kadın niye habire konuşuyor ya? Şimdi aslında orada da soruyu çözerken hatırlarsanız şöyle yapmıştık. Hani şeklin nasıl olduğunu anlayamamıştık. Acaba şekil üst üste mi yoksa ayrı ayrı mı konmuş? Yani şu yukarıdaki parça yeni bir parça mı yoksa üst üste mi konmuş diye algılamıştık. Evet, ilk düşündüğümüz doğruymuş arkadaşlarım. Yani şekil üst üste yerleşmiş aslında. Peki neden şeyler ne onun adı kenar uzunlukları farklı çıktı? Hani neden cevabı bulamadık? Çünkü adam şeklin çevresi derken aslında kastettiği şey hem dış tarafı hem iç tarafıymış arkadaşlar. Yani hani şu sarı olan yerin hem dışarıdan hem içeriden çevresini sormuş. Biz kenar uzunluğunu şu içerideki kısmın bir eşkenar üçgen olduğunu ve o adamın kenar uzunluğunun 60'ar açılarının 60'ar derece olduğunu bulmuştuk ve a kare kök 3 a demiştik hatırlarsanız buraya. A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanıydı. Bunu 9 kök 3'e eşitleyerek a kareye 36, a'yı da 6 olarak bulmuştuk. Bir kenarını 6 birim dedikten sonra bu açılar da 60'ar derece oluyordu. Ve buralara da x yazdım. Her birine x yazdım. O zaman bizim paralel kenarımızın bir kenar uzunluğu bakıyorum buradan böyle aşağıya doğru geliyorum. 6 artı 2x kadar oldu. Diğer kenar uzunluğumuz da x kadar oldu. Şimdi çevre dediği zaman ikisini topladım arkadaşlarım. 6 artı 3x'in 2 katı 24'e eşitmiş. Çünkü öyle söylemiş adam bakın. Şekil 1'in çevresi. Buradan x'i 2 bulduk. Sonrasında da dış çevrede her birini teker teker karşılarına yazdım. Burası 6 artı x'ti. Diğer tarafta 6 artı x olacak. X'leri yazdım ve hepsini topladım. Elime 8x artı 18 gibi bir şey çıktı. X'i 2 bulduysanız buranın çevresi 34'tü. Ama bir de iç çevreden 3 kere 6 18 gelecek. İkisini toplarsanız da cevap 52 olacak. Biz hatırlarsanız başlangıçta da böyle bir şey bulmuştuk. Ama dedik seçeneklerde yok. Acaba şekil farklı mı diye düşünmüştük. Şekil farklı değil. Tam olarak bizim hayal ettiğimiz gibi üst üste gelmiş paralel kenarın köşelere. Ama çevre derken içerideki şeklin çevresinde almış adam. Ben onu hesaplamadım. Hani çevre deyince biz genelde var olan şeklin etrafında dolaşırız çünkü. Burasını hiç görmedim işin aslı. Çözümüne baktım. Çözümünde iç çevreyi de almış adam. Çözüm tabii biraz daha farklı ama şu an sonra şurada fark ettim ki iç çevreyi de almış. Biz de iç çevreyi ekleyince zaten cevabımız tık diye çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Burada sorun var mı? Yok hocam. Yok hocam. Peki. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Ha pardon ben tabii bunu çözmüştüm diğer şubede. Şimdi üçüncü sorumuzda ne demiş? Okuyorum. Şekil 1'deki BC kenarının uzunluğu 12 santimetre olan ABCD paralel kenarı biçimdeki kağıt A köşesinden DE boyunca katlandığında şanslıyız katlama sorusu ve katlama çizgisini bize vermiş. Katlama çizgimiz kimmiş arkadaşlar? De. DE. DE boyunca katlanıyor diyorsa o zaman açıların ne olması gerekiyor buradaki açıların? Açı ortay. Aynı olması lazım. Diğer tarafın da ne olması lazım? Eşit. Eşit Aynen. olması lazım. Şimdi burada 2B ile 42'nin toplamı kaç derece arkadaşlarım? 180. 180. 180 derece. Buradan 2B dediğimiz şey attım. 138 oldu. B'miz de 69 oldu. Şu küçük açıyı 69 derece diye bulduk. Artık amca bize neyi soruyor? Mesela şu A üssü açısını bulabilir miyiz arkadaşlarım biz? Bu arada A üssü açısı ile A açısı da aynıdır, değil mi? Katlandığı için. Şunlar da birbirine eşit. Nasıl buluruz acaba A üssü açısını? Paralellik var bakın. Aşağıya indiniz. Kırık ama çizgi. Çizgi kırık olunca kırık çizgi kuralı aklımıza geliyordu. A açısı ne olur ya da A üstü açısı ne olur arkadaşlarım? Evet güzel. 18 ile 42'nin toplamı o zaman buraya 60 diyebilirsiniz. Buraya 60 derseniz karşısı da 60'tır. Şimdi yan kenarları 12 12 diye buldunuz. Eğer sizin canınız isterse küçük A açısını bile bulabilirsiniz, değil mi? Nasıl bulursunuz küçük A açısını?
Nasıl bulurum küçük a açısını? Hocam iç açıları toplamında üçgen. Evet, a artı b artı 60 eşittir 180 dersiniz. B'yi zaten biliyorsunuz 69. A'yı da buradan canınız istediği gibi bulabilirsiniz. Değil mi kuzularım? Ama adam bize onu sormuyor. Peki amca bize ne sormuş bakalım. Devamını okuyalım sorunun. B köşesinin AB kenarına olan uzaklığı. Uzaklık deyince nasıl uzaklıktan bahsediliyor? Yükseklik. Evet, yükseklikten yani dik uzaklıktan bahsediliyor. Ama ablası şimdi bak bir gözün kör olmasın. Şimdi şu üçgenciye bir bak. Bu üçgencik ne üçgeni? Söyleyin bana. 30-60-90. Neydi 30-60-90'ın özelliği? 60'ın karşısı 43 katında. 30'un karşısı hipoşun yarısıydı. Şu açımız 30 derece. 30'un karşısı hipoşun yarısıysa burası 6 olur. 60'ın karşısı da kaç olur? 10'un kök 3 katı 6 kök 3 olur. Takıldığımız bir yer? Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Peki. Geçtim. Evet. Şunu da bir silelim. Şimdi bir okuyalım bakalım sorumuzu ne diyormuş adam. Bir gün ya ABCD paralel kenarı biçimdeki kağıdın üzerine şekil 1'deki gibi yerleştirilirse BE'miz 3 cm oluyormuş. Şekil 2'deki gibi yerleştirilince 2'ye 5 oluyormuş. Buna göre paralel kenarın çevresi nedir diye sormuş. Evet, bir düşünelim bakalım ne yapabilirsiniz? Şimdi bu adam bir gönyemiz eşitmiş, özdeş bir gönyeymiş. O zaman bu gönyenin kenarlarına birer isim verelim. Ne dersiniz? Kısa kenarına X diyorum. Burası da X. Uzun kenarına Y diyorum. Burası da Y. Hipoşuna da Z diyorum. Buraya kadar sorun var mı? Yok hocam. O zaman bizim gönyemizin paralel kenarımızın uzun kenarı yani DC ne oldu arkadaşlarım şurası? Dımdıbı dımdıbı. 2 artı Z. Evet. Z artı 2 oldu. Burasının da dımdıbı dımdıbı Z artı 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kendim kendime düşünüyorum. O zaman kısa kenar ne oldu? Paralel kenara kısa kenara. X artı 5. Evet. X artı 5 oldu. Çok güzel yerleştirdim. Şimdi bakıyorum bu soruyu çözmem için maalesef yeterli değil. Demek ki başka bir şey daha düşünmem lazım. Mesela şu gönyemizin Y'nin karşısındaki açıya A desem burası da benim için A olmaz mı arkadaşlarım? Peki bu C açısı da A'ya eşitti. Paralel kenar olduğu için karşılıklı açılar da birbirine eşitti. Burası da A. Gözüm korunmasın. Ne üçgen çıktı kız? İkiz kenar. Evet. ADE üçgeni ikiz kenar çıktı. Bu adam ikiz kenarmış. Kimler birbirine eşitmiş? Söyleyin bana. ADE. ADE ile kim? DE. O zaman Z dediğimiz şey aslında kimmiş arkadaşlarım? X artı 5. X artı 5'miş. Harika. Bu arada biz burasının da X kadar olmasını biliyoruz. Bak bir denklem daha çıktı görüyor musunuz? Z artı 2 neye eşitmiş peki? 2X artı 3. Z yerine getirip değerini yazsam buradan X artı 7, 2X artı 3 olur. X'imizi de 4 olarak buluruz. Buraya kadar sorun var mıdır? X'imiz 4 ise kısa kenarımız dımdıbı 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 kaç olur? 9. Uzun kenarımız ne olur? Buradan Z'miz, X'imiz 4 ise Z'miz kaç? 14. Z'miz. X'imizi 4 bulduk. Z'miz kaç oldu? 9. Burası kaç olur o zaman? 11. Çevreyi sormuştu adam. Paralel kenarın çevresi 9 artı 11'in 2 katından 20, 40 olarak bulunur. Burada sorun var mıdır? Yok.
Peki şimdi arkadaşlarım artık paralel kenarda alan kısmına başlayabiliriz. Alanla ilgili biz ne öğrenmiştik? Paralel kenarın alanı aslına bakarsanız üçgenin alanından da yapılabilir. Paralel kenarda alan diyelim. Şu uzunluk bağıntıları. Nasıl buluruz biz paralel kenarın alanını? Bilen var mı? 6. sınıfta da öğrenmiştiniz. Taban çarpı yükseklik. Evet, bitti. Tabanı A kabul ederseniz bu tabana ait yüksekliği çiziyorsunuz tabii ki arkadaşlarım, değil mi? A kenarına ait yüksekliği kırmızı ile gösterelim. Buna da HA diyelim. Taban çarpı yükseklik derseniz bu paralel kenarın alanını bulabilirsiniz. A çarpı HA şeklinde. Aynı alanı arkadaşlarım bu sefer tabanını mesela B kabul edelim. Tabanı B ise B'ye ait yüksekliği çizmemiz lazım. Ama B'ye ait yükseklik nereden çizilir? Hadi şuna bir isim verelim. Dıştan. Dışarıdan. Neden dışarıdan çizilir? Hocam çünkü hepsini o alıyor ya. Çünkü geniş açı. B açısı geniş açı olduğu için B'ye ait yükseklik dışarıdan çizilir arkadaşlarım. Tamam mı? Bu adamın uzantısını alırsınız. Hadi şunu da düzgün gösterelim. Şöyle yan pirik yum pirik olmasın. Bu adamın uzantısını alırsınız arkadaşlarım. Biraz daha indirmiş olalım. B'ye ait yükseklik dışarıya düşer. Neden? Çünkü B dediğimiz açı geniş açı olduğu için. Aynı alan B çarpı HB ile de gösterilebilir. Takıldığımız bir yer var mı burada? Yok. Şimdi bundan devam edelim. Bakın bakalım çok basit bir soru. Ne düşünebilirsiniz? Soruyu okuyorum ben. Onun 8'i 4'ü vermiş. Paralel kenar demiş, dik demiş. Aa bak şimdi burası dikse neresi de dik olur? Aylin neresi de dik olur? Karşı tarafta mı? Evet, tepesi de dik olur. Çünkü nasıl ne kuralı var bunların arasında şöyle? Ben hocam 6 8 10 üçgenini gördüm aslında. Evet, 6 8 10 da diklik olmadan 6 8 10 yapamazsın ya. Önce dikliği kanıtlaman lazım. Kanıtladık. Şimdi alanı bulalım. Neydi alan? Taban çarpı o tabana ait yükseklikte 5 ile 6'yı topladığında 11 oluyor. Onun yüksekliği de 8 oluyor. İkisini çarptım. Evet, güzel. Ailenin yaptığında sorun var mı? Yok. Geçtim. Nazlı söylesin bunu da. Evet Nazlı'cığım ne yapıyoruz? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için önce AB'ye 7 yazıyoruz. Tamam. Taban ve o tabana ait yüksekliğin çarpımı paralel kenarın alanı olduğu için 7 çarpı 4'ten 28 oluyor. Evet. Aynı dikliği tepeye de taşıyabiliriz diyor Nazlı. Paralel kenarın alanı 7 çarpı 7'ye ait yükseklik yani 4 dedi. Cevabımız da 28 oldu. Teşekkür ederim. Geçtim. Hadi buradayız. Kim yapsın bunu da? Eylül yapsın. Ne karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak? 6 çarpı 10'dan 60 olacak. Evet, burası 6. Aynı mantıkla şu açının da 90 derece olduğunu gösterebil, tamam mı Eylül? O zaman tamam. Alanımız 6 çarpı 10'dan 60 olarak bulundu. Güzel, geçtim. Hadi buradayız. Bunu da Çağla söylesin. Paralel kenarlıktan AB de 12 olacak. O yüzden AE 5 olacak. Evet. 5, 12, 13 üçgeni var. Evet. İpucu da 12 buldum. 12 çarpı 12'den de 144. Evet, alanımız da 12 çarpı 12 yani 144 oldu. Çok güzel. Diğerine bakalım. Bu da aynısı. Yine aynı ana fikirle yapacağım. DE'yi vermiş bakın. X artı 3 kime ait yükseklik? 12'ye. O zaman alan dediğimiz şey 12 çarpı X artı 3 olacak. Aynı alan DF'ye 3X artı 3 varmış. DF'ye kime ait yükseklik? 8'e. O zaman aynı alan arkadaşlarım 8 çarpı
3x artı 3 olmalı diyoruz. Çarpıyoruz bu adamları. Burası 12x artı 36. Diğer tarafı da çarparsak 24x artı 24 olur. Buradan 12x'imiz 12'ye, x'imiz de 1'e eşit olur deriz. Alan A, B, C, D'yi sormuş adam. X'imiz 1 ise burası 4'tür. Alan dediğimiz şey de taban çarpı yükseklik 12 çarpı 4'ten 48 olarak bulunabilir. Var mı sorun? Çok basit değil mi? Hadi buradayız. Bir düşünelim bakalım. Dışarıdan basmış. Bak neden dışarıdan basmış? Demek ki geniş açılıymış değil mi? Geniş açılı olduğu için dışarıdan basmış. Yani söyle bakalım ne yapalım? Hocam şimdi ilk önce bir değerleri yerleştirelim. DA 18 ise paralel kenardan CB de 18'dir. Tamam. Ondan sonra DC 16, pardon AB 16 ise DC de 16'dır. Evet. Şimdi de burada baktığımızda F açısı 90 diyor. Hani burada da 30-60-90 üçgeni olabilir. Evet, aslına bakarsan orada 30-60-90 üçgeni var. Doğru söylüyorsun. Oradan yürüyerek çözebiliriz. Ama ben oradan çözmeni istemiyorum. Mesela şuradan yapmanı istiyorum. 16'ya ait yüksekliğimiz ne? Şuradaki 9. Evet. Onun yüksekliği olabilir. Aynen öyle. 16'ya ait yükseklik D'den, C'den ya da karşı tavandan indirilen herhangi bir dikmedir. Ki biz onu kaç bulduk? 9 bulduk. 9. Aynı alanı bu sefer diğer kenarını vermiş adam. Diğer kenarını verdiği için oradan yürüyeceğim. 18'e ait yükseklik kim? DC. Kim? Bir dakika dur hocam. 10 dakika. Onu bulamadım hocam. Bak, yani şimdi, çünkü bir dakika beni dinle, anlatayım ben sana, sonrasında daha rahat göreceksin. Tamam. Paralelliği çizdin ya Deniz. Şimdi sen 18'e ait yükseklik deyince diğer paralel üzerinde, yani BC üzerindeki buradaki noktalardan herhangi birini alıyorsun. Almış bak. 9 mu orada? Diğer tarafa doğru dik basmış. Görüyor musun? Bu bastığı adam aslında senin diğer yüksekliğin, yani x. Anladım. Alanlar birbirine eşitse taban ve yükseklikler çarpımı da eşittir dedin. Yani bu adamın mesela dalgalının yüksekliği kırmızı, dikenli tel. Yeşil dalganın yüksekliği de 9 olacak diyorum. Anlaştık mı? Anladım hocam. Tamam. Tamam. Şimdi sadeleştirelim. Burası 2 oldu. Sadeleştirdim. 8 oldu. X'i de 8 olarak buldum. Bu yaptığımız anlaşıldı mı arkadaşlarım? Anladım hocam. Anladık. Peki. Geçtim. Hadi buradayız. Bir düşünelim bakalım. Ben yavaş yavaş okuyorum soruyu. ABC'de paralel kenarmış. Eşitlikleri vermiş. 12'yi 4'ü 10'u vermiş. Buna göre alan nedir diye sormuş. Evet Türkan, ne düşündün? Hocam paralel kenar olduğu için karşılıklı kenarları birbirine eşit. CB 10 ise AD de 10'dur o zaman. Evet. Evet orası da 10. ABC'den alanını istemiş ve yükseklik çizmemiz gerekiyor. Evet. Bak D'den burada da bir... Evet. ADE nasıl bir üçgen? İkizkenar. İkizkenar üçgense hemen kafadan dikmeyi basmayı akıl etmeliydik. Evet. Değil mi? D'den dikmemiş. Kafası D noktasıymış ve biz diki bastık. Basarsak dikmeyi ne oldu? Söyle. D'den dikmeyi basınca eşit böldüğü için oralar 6-6 diye ayrılır. 12. Tamam. Sildik. Bu da 3-4-5 üçgeninden 6-8-10 yani 8 olur. Tamam, güzel. Alanını çizelim. Tabanımız 6 artı 4'ten 16 olur. Evet. Yükseklik de 8'de 16 çarpı 8 yaparız. O da 128 olur. Evet. Burada sorun var mıdır kuzularım? Takıldığımız bir yer? Yok. Levent'cim sendeyiz.
Hocam önce ED üçgeni özel üçgen 8, 15, 17. Evet. DC Zaman 17, burası da sigma 17. 17. Şimdi alanlardan gideceğiz. 17 ça yok 17 çarpı x CFX dersek Tamam. Şimdi 17. Levent diyor ki 17'ye ait yükseklik 17'nin karşısındaki kenardan yani DC üzerindeki herhangi bir noktadan aşağıya dik basılmış diyor. O zaman 17'ye ait yükseklik aslına bakarsanız dikenli telle gösterdiğimiz x. 17 çarpı x eşit olmalı diyor. Sonra Paralel kenarın diğer alanı da 17 çarpı 15 oluyor diğer kenarıyla bulunan alanı. evet, burası da 17. O zaman buna ait yükseklik de diğer dalgalı kenarın üzerindeki herhangi bir noktadan kırmızıya basılan dikmeydi. Ki biz onun aslında 15 olduğunu biliyoruz. 17 çarpı 15. Buradan x'imizi 15 olarak buluyoruz. Levent'im aslında bak şunu söyleyebilirsin. Kenar uzunlukları birbirlerine eşitse 17, 17. O zaman ABCD aslında bir paralel kenar değil, eşkenar dörtgendir. Biz buna kenar uzunlukları eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen deriz. Aynı ikiz çocukların her şeyi nasılsa eşkenarların da her şeyi aynıdır. Birinin yüksekliği 15 ise diğerinin yüksekliğine de 15'i şapırt diye yapıştırabilirsin. Tamam mı aşkım? Onun tabii Tamamdır. yükseklik olduğunu tanıman lazım. Aferin. Güzel. Şimdi buradayız. Bak 30 derece var. Alan sormuş. Alanı bulmak için neye ihtiyacımız var? Yükseklik. Yükseklik. Yüksekliğe. 30 derece zaten bize ne diyor arkadaşlarım bağıra bağıra? 30 derece ne diyor bize? İkinci. 360 Dik 90 bas derece. diyor. Dik bas diyor. Hiç acımadan bas dikmeyi diyor. Bastım dikmeyi. 30'un karşısı İpucu yarısı. İpucu yarısı. ipucun yarısı. O zaman burası kaç olur? 4. 4. Yüksekliğimizi bulduk. Artık alanı bulabiliriz. Alanımız taban çarpı yükseklik. Takıldığımız bir yer. Burada sinüsle alan yaptı arkadaşlarım. Sinüsle alan formülünü kullandı ama şu an için ona gerek yok. Evet, hadi buradayız bakalım. Bir düşünelim. ABCD paralel kenarmış. Eşitmiş, eşitmiş. O zaman bir kere karşı iki çubuktan dolayı şurasının da aynı olduğunu söyledim. Aa, ADE nasıl üçgen çıktı? Eşkenar. Eşkenarsa açılar kaçar derece? 60. Dört. 60. 60'ar derece. Peki AE uzunluğunu bulabilir misiniz bana? Evet, 4 oluyor. 4. Nereden 6 olması aldınız? gerektiği için Diğer toplam. tarafın 6 olması için buraların 4 olması lazım. Bir kere 60 dereceyi görünce ne yapasınız geldi? Dik Dik. basasın. Dik basasınız geldi. Basmalıyım, basmalıyım diyorsunuz. O dikimizi basalım. Mavişle basalım. Bastım dikmeyi. 30, 60, 90 çıktı. Özelliği. 30'un karşısı hipoşun yarısı. Hoşunuz. Sildim. 2, 2 dedim. 60'ın karşısı. Onun 2 kök 3. Kök 3 katı. Şimdi artık tabanımı biliyorum. Kaç? 6. Bu tabana ait yüksekliğimi biliyorum. Kaç? 2 kök 2 3. kök 3. Alanımız 12 kök 3. Takıldığımız bir yer. Yok. Geçtim. Evet. Bir düşünün bakalım. 45'i vermiş. 6'yı vermiş. 45'i görünce ne yapasımız geliyor? Dik Dik basın. basıp 45 Dik 45 basmamız90. istiyor. Canımız dik basmak istiyor. Bastım dikmeyi. 45, 45, 90'ın özelliği neydi? A kök 2. A artı. Evet. Kenarlarımız şuraya T dersem A. Burası da A kök 2 idi. A kök 2 kaça eşit? 6. 6. 6'ya. A'yı bulmak için ne yaparız? Her tarafı kök 2 ile çarpsam. Bölsek. Ha, böyle. Peki.
Her tarafı kök ikiye böldüm. Paydada köklü bir sayı olmasını sever miyiz biz Türkler? Hayır. O zaman onu kök iki ile çarparız. A dediğimiz adam 6 kök 2 bölü 2 olur. Sadeleştirirsem A'mız 3 kök 2 olur. Yüksekliğimi buldum. Oh diyorum ya, yüksekliği buldum, yaşasın. Sonra adam neyi vermiş bana? Alanı vermiş, bölüleriz o zaman. Evet, o zaman tabanına x dersem 30 kök 2 x çarpı yüksekliğe yani 3 kök 2'ye eşitmiş. Sadeleştirdim. Sadeleştirdim. X'imiz demek ki kaç olmalıymış? 10. X'imiz 10'sa çevreyi sormuş adam bana. Çevreyi nasıl bulurum? Tepesi kaç? 10. 10. Burası kaç? 6. 6. Evet. O zaman çevre 10 artı 6'nın 2 katından 32. Var mı sorun? Takıldım bir yer. Yok. Geçtim. Hadi buradayım. Bir düşünün bakalım. Ben okuyorum sorumu. Paralel kenar doğrusal. 4'ü vermiş. 10'u vermiş. 5'i vermiş. 3'ü vermiş. Alan nedir demiş. A, B, C, D'nin alanı nedir demiş. Hayır, böyle düşünün bakalım canım. Aklınıza gelen bir şey var mıdır? Hocam bir şey var ama. Ha, ne var söyle. Hocam kedi kulağı mıydı, öyle bir şeydi ya, ismini unuttum. Şimdi bak onu bir hatırlayalım. Evet, kesik kedi kulağı kuralı vardı. Ama kesik kedi kulağının bir özelliği olmalıydı. Hatta şurada yazıyorum ya, bir bakayım. Yok, burada değil. Nerede? Yani tabii ki bulamadım ama. Şurada, evet. Geldi mi şu an ekranım? Geldi hocam. Kesik kedi kulağının şartı neydi arkadaşlarım? Bakın onu bir hatırlayalım isterseniz. Bir kere önce şunu söylemiştik. Demiştik ki adamlardan bir tanesine ne olması lazım? Köşegen olması lazım demiştik. Biri köşegen olacak, bakın bu adınca köşegen olacak. Diğerinde de onu da ne renkle gösterelim, mesela maviyle gösterelim. Diğer kenarınsa doğrusal olması gerekiyordu. Buranın doğrusal olması. Yani hepsinin aynı çizgi üzerinde olması gerekiyordu. Buranın da doğrusallık şartı olmalıydı. Bu iki şart gerçekleşiyorsa o zaman içeridekinin karesi x kare, kendisine yakın çarpı dışarısı, yani tamamı demiştik. A çarpı A artı B demiştik. Kesik kedi kulağının şartları nelerdi? Bir daha söylüyorum. Biri köşegen olmalıydı arkadaşlarım. Tamam mı? Bir tanesi köşegen olmalıydı. Bir tanesi de doğrusal olmak zorundaydı. Tamam mı arkadaşlar? Doğrusallık ve köşegen şartı varsa kesik kedi kulağını yapabiliyorduk. Şimdi bizim sorumuza geri dönelim. Bizim sorumuzda ne diyordu? Mesela burada doğrusallık var. Evet, ABF doğrusal. Ama bir de neye ihtiyacımız vardı? Köşegene ihtiyacımız vardı. Var mı köşegen burada? Yok. Yok. Yok hocam. Yok. O yüzden diyorum ki demek ki burada kesik kedi kulağı şartını kullanamazsınız. Anladınız değil mi arkadaşlarım? Şartlar çok önemlidir. Eğer siz şartları ciddiye almadan yapmaya kalkarsanız buradaki gibi, biz ne söylemiştik? Birinin köşegen olması gerekiyor demiştik. Diğerinin de uzantısı olması gerekiyor demiştik. Birleştirdiğinizde eğer şartlar sağlanıyorsa bunu kullanabilirsiniz. Tamam mı? Anlaştık değil mi? Şimdi soruma geri dönüyorum. Sorumuzda, eyvah, sürem de çok az kalmış. Emir'cim sen yapacak mısın? Ben yapayım mı? Hocam süre az kaldıysa siz yapın. Bunu ben yapayım, sonra öbür ders sana söz vereyim. Tamam mı? Şimdi önce diyorum ki şurası 3'müş 5'miş, o zaman EF'miz 3, 4, 5 oldu arkadaşlarım. Sonra da diyorum ki kendim kendime benim bu adama ait yüksekliği bulmam lazım. Biz ne demiştik? Mesela şu kenarı 7 olarak bulduysak burası da 7.
Benim 7'ye ait yüksekliği bulmam için arkadaşlarım, 7'nin paraleli olan kenardan, yani BC üzerindeki herhangi bir noktadan aşağıya doğru dik çekmem lazım, tamam mı? Aşağıya doğru dik çekiyorum. Adam bakın burada zaten size bir diklik vermiş. O yüzden hiç bozmadan aynı şekilde devam ettiriyorum bu diki. Nereye geldiği önemli değil. Önemli olan dik gelmesini sağlamak. Burası da dik oldu. Şimdi artık benzerlik yapabilirim. 5'e karşı 4 geldiyse 10'a karşı ne gelecek? 8 ve bitti. Bu adamın alanı 7 çarpı 8'den 56 olacak diyebilirim ve bitir. Var mı sorun? Evet, sürem bitti. Hemen kapatıyorum, zamanınızı almayayım. İkinci saate beraberiz arkadaşlar.